Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yine bir Nuh'un gemisi Kur'an sohbetlerinde birlikteyiz. Kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınalım ve sohbetimize başlayalım. Bakara suresi 84. ayetten devam edeceğiz inşallah bu sohbetimizde. Bismillah diyelim. O zaman birbirinizin kanını dökmeyeceğinize bakın arkadaşlar. Şimdi en son 83. ayette yeni bir pasaj başlangıcına nasıl efendim hangi vurgularla Cenab-ı Allah başlamıştı? Bir taahhütten bahsediyordu. Onu hatırlayalım aslında. Geçen dersimizde epey üzerinde durduk ama kısaca geçelim. Ayeti okuyalım. Diyor ki şu konularda sizden diyor kesin taahhüt almıştık. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Akraba ve ebeveyninize, yetimlere ve fakirlere iyilik yapacaksınız. Bütün insanlarla güzellikle konuşacaksınız. Namazlarınızda dikkatli ve devamlı olacaksınız ve karşılıksız yardımda bulunacaksınız. Ama birkaçınız dışında bu sözünüzden döndünüz. Zaten siz inatçı, isyankar bir toplumsunuz dedik. Ve bunun sadece İsrailoğulları ile alakalı bir hakikat olmadığını bugün bizim de İslam halkları, toplumları olarak bu sıkıntıları, problemleri el an yaşadığımızı filan dile getirmiştik. Oradan devam ediyor arkadaşlar. O arka planı böylece hatırlamış olduk. Tekrar Bismillah diyelim. 84. ayetten devam edelim. O zaman birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan sürmeyeceğinize dair kesin söz almıştık sizden. Siz de kabul etmiştiniz ve şimdi de buna şahitlik yapıyorsunuz. Devam edelim, daha sonra değerlendirelim. Uzun bir ayet, 85. ayet. Buna rağmen yine sizlerden birbirinizi katleden ve kesinlikle yasaklanmış olduğu halde kendi halkınızdan bir kısmını yurtlarından süren, onlara karşı günahkarlık ve nefrette yarışıp yardımlaşan ve esir olarak elinize düştüklerinde onları ancak fidye alarak bırakan. Böyle yaparak ilahi kelamın bir kısmına inanıyor, diğer kısmını inkar mı ediyorsunuz? Öyleyse bilin ki içinizden böyle yapanların karşılığı bu dünya hayatında zilletten ve kıyamet günü en acıklı azaba uğratılmaktan başka bir şey olmayacaktır. Zira Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 86'yı da okuyalım. Allah, özür dilerim, ahiret hayatı karşılığında bu dünya hayatını satın alanlar var ya, işte böylelerinin azabı hafifletilmeyecek ve onlara yardım edilmeyecektir. Arkadaşlar, böyle birlikte okumuş olduk 3 ayeti, 84, 85 ve 86. 83. ayette hangi hususlarda İsrailoğullarından söz aldığını vurgulamıştı, dile getirmişti ayetler. 84'te ona devam etti. Diyor ki birbirimizin kanını dökmeyeceksiniz. Yani haksız yere dökülen kanlar arkadaşlar. Haklı yere bile insan kan dökmeyi arzulamamalı. Yani bu bir istisna olmalı. Bir zorunluluktan kaynaklanmalı. Bir işte saldırıya karşı bir karşı koyma, bir direniş hakkı çerçevesinde olmalı en fazla ki bunun olması bile yani istenilmemeli, yani murat edilmemeli. Çünkü bu hakikaten insanların hem bireysel hayatlarında hem toplumsal hayatlarında onulmaz yaralar açan bir durumdur. İntikamları, çatışmaları körükleyen bir durumdur ve sözü iptal eden bir durumdur arkadaşlar. Yani şiddetin, kanın dolaşımda olduğu bir ortamda elbette ki söz ikincil, üçüncül plana düşer, geride kalır ve insanların bu manada hakikatle karşılaşabilme imkanları ortadan kalkar. Halbuki İslam insanların sözle muhatap olabilmesi için mücadele eder, etmemizi ister. İnsanlar sözü işitsinler, onun en güzeline uysunlar, Allah'ın sözünü işitsinler, Allah'ın sözüyle diğer otoritelerin sözlerini karşılaştırsınlar ve buradan hakikate giden bir yolu bulabilsinler. Ne diyor? İşte birbirinizi yurtlarınızdan sürmeyeceğiniz. Bugün insanlık veya yani tarihsel anlamda da böyle. Birbirini yurtlarından sürmekte mahir arkadaşlar. Çok vahşi bir tutuma sahip olabiliyor yeri geldiği zaman.
Zannediyoruz ki kitlesel göçler, tehcirler sadece tarihte kalmıştır. Hayır, böyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Bunu el an hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar. Geçen yine bahsetmiştim, Sığınmacı Devrimi diye bir kitap bir Alman heyet tarafından yazılmıştı. Orada da çok çarpıcı bir şekilde ele alınıyor bu mesele. Zaten her gün internetten, televizyonlardan işte okuyorsunuz, görüyorsunuz. Kitlesel halde bir mülteci hareketliliği söz konusu. İnsanların bir kısmı diğer kısmını yurtlarından sürüyor ya da sürgünün altyapısını hazırlıyor. Artık o insanın kendi kendini sürgün etmekten başka veya toplumsal kesimlerin bir şansı kalmıyor. Dolayısıyla bu mülteci hareketliliği bu anlamda tarihsel arka planda yaşanılanlardan kopmuş bir hakikat değil. İnsanlar maalesef zalimleşebiliyorlar, azgınlaşabiliyorlar ve bu azgınlıkları, bu zalimleri yeryüzünü başka insanlara, başka varlıklara yaşanmaz, çekilmez hale getiriyor arkadaşlar. İnsanın bu kendi soyuna, tabiata karşı yapmış olduğu bu vahşete Cenab-ı Allah tabii ki göz yummuyor. Ve değişik tarihsel kesitlerde insanlardan söz alıyor. Bugün de biz yani Kur'an'a inanarak bu sözü vermiş olduk veya bugün hala Hristiyanım, işte Yahudiyim diyen insanlar bu sözü verdiler, aslında kitaplarına dönüp baktıkları zaman bu hakikati görecekler. Dolayısıyla yeryüzünün çok çok büyük bir kısmını oluşturan bu toplulukların kendi kitaplarına uydukları takdirde, uymaları durumunda yeryüzüne bir fitne, fesat, sosyolojik, ekolojik yıkımların, bozgunculuğun olabilmesi imkansızdır bu durumda. Böyle bir sonuca çok rahat bir şekilde varabiliriz ama sözlerinde durmuyorlar. Yani Müslüman olduk diyorlar, Yahudi olduk, ne bileyim hani Musevi olduk, işte İsevi olduk diyorlar. Hristiyan olduk diyorlar ama kendi kitaplarını da uymuyorlar. Zaten söylüyor Cenab-ı Allah. Kendi kitaplarına da uymayarak ekstra suçlar işliyorsunuz. Yani kitaplarına uymuyorlar, kitapta olmayanı ihdas ediyorlar, ihdas ettiklerine uymuyorlar. Korkunç bir ilkesizlik batağındalar. Yani Müslümanlar da öyle. Dolayısıyla ne Müslümanlıkları, ne Musevilikleri, ne İsevilikleri hiçbiri samimi değil. Böyle bir durumda. Bu durumu yapanlar, yaşayanlar için. Sonra bu kesin sözü aldık diyor, siz de kabul etmiştiniz diyor ve buna şimdi de diyor şahitlik yapıyorsunuz. Yani bu yalan değil. Bunu kabul ettiniz. Kardeşim Müslümanım demedin mi sen yani? Ben İseviyim, ben Museviyim demedin mi? Peki nedir bu? Katliamlar tarihi nedir? Bu sürgünler tarihi nedir? Bu fitne fesat tarihi nedir? Peki devam ediyor 85'ten. Yine diyor buna rağmen siz birbirinizi katlettiniz. Evet maalesef. Kendi halkınızdan bir kısmını yurt dışına, yurtlarından sürdünüz. Yurdunun dışına attınız. Tabii yurt dışı deyince buradaki ulus devlet sınırları olarak algılanmasın. Kendi yaşadıkları mıntıkalar. Çünkü ulus devlet başka bir şey. Yani başka homojen bir toplumsallaştırma ve belli sınırların kutsanması esasına dayanır. Bu ne, insanların yurtları var, kendi mıntıkaları var, başka kültürler, dinler ve toplumsallıklarla bir arada yaşıyorlar. Ama siz ne yaptınız? Onları sürdünüz. Hem kendi halkınızdan olanları, başkalarını zaten haydi haydi sürdünüz de, kendi halkınızdan olanları bile sürdünüz. Tabii burada kendi halkınızdan olan, ya acaba yani bugün işte etnik kodlarla düşünmeyi alışkanlık haline getiren günümüz işte ulus devlet süreçleri içinde yer alan kişiler için o şekilde algılanabilir. Ama kendi halkı derken diyelim eskiden işte Müslüm, gayrimüslim, Türk, Kürt, işte Yahudi, Rum, işte Çerkes, işte Süryani, Keldani, Arap, Fars hepsi bir arada yaşıyor diyelim. Orta Doğu coğrafyasında özellikle. Kendi halkı yani, çünkü kapı komşusu. Birlikte yiyip içiyor, birlikte çalışıyor, bağ bahçe işliyor filan. Ama daha sonra onlardan bazıları gücü ellerine geçirip şeytanın divasına kapılınca yeni modern ulus devlet süreçlerini de tetiklemesiyle maalesef bir tehcir, katliam süreçlerini birbirlerine yaşatabiliyorlar, birbirlerini buna maruz bırakabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Ve böylece sözlerini bir kez daha tutmamış oluyorlar. Sonra diyor ki,
Onlara karşı günahkarlık ve nefrette yarışıp yardımlaşan, aman Allah, bakın nefret. Yani geçen mülteci medyası Hrant Dink Vakfı'nın bir raporunu haberleştirmişti. Orada görmüştüm. Mesela nefret söylemi en çok işte etnik gruplar içerisinde tabii mülteciler. Başta işte Suriyeliler, peşinden genel anlamda mülteciler. Eklediğimiz zaman komple tamamen mülteciler. Farklı bir takım efendim etnik gruplar. İşte gerek Anadolu'da bir şekilde bir zamanlar var olmuş, sonra tehcire dahi tutulmuş efendim veya çevresel işte coğrafyalarda yaşayan işte etnik gruplar. Ya düşünün, yani bir kişiye, bir gruba sadece etnik kökeninden, işte kavmiyetinden ötürü buğz edilmesi, yani çok garip bir şey. O insanın bir ideolojisi, bir dini kimliği vardır. Eğer bu ideolojisi, dini kimliği veya başka bir kimliği, siyasi kimler neyse, düşünsel kimliği, adalet ya da zulüm saflarından birine yöneltiyorsa o kişiyi, o kişi ve kişiler çevresel manada bir haksızlık, zulüm üretiyorlarsa sevgili arkadaşlar, o zaman buğz edersiniz. Ona karşı bir mücadele verirsiniz. Ama bunlara bakmaksızın, işte adalet safında mı, zulüm safında mı yer alıyor, buna bakmaksızın sırf işte ontolojik gerekçelerle o insanlara dönük o buğz, o nefret, yani nefret suçunun açığa çıkması bir insan için artık kendi insanlık niteliklerini, özelliklerini iptal eden, ettiren bir yaklaşım olsa gerektir diye düşünüyorum. Evet. Diyor ki arkadaşlar, onlara karşı günahkarlık ve nefrette yarışıp, yardımlaşan, pardon, ve esir olarak elinize düştüklerinden onları ancak fidye olarak alarak bırakan. Ve oradan esir etme merakı, fidye elde etme merakı, eskiden beri işte Osmanlı döneminde 1910'a kadar işte Ayasofya ve Sultanahmet civarında şey olduğu söyleniyor. İşte tarihçiler tarafından dile getiriliyor. Bakabilirsiniz. Esir pazarları. Mesela insanları kaçırıyorlar bazı çeteler. Bugün de kaçırılıyor biliyorsunuz. Özellikle KHK'lılar bağlamında böyle haberlere tanık oluyoruz. Veya bir takım eskiden beri işte faili meçhul bir takım cinayetler bahsinde bunlar dile gelmektedir biliyorsunuz. Maalesef yani arkadaşlar, insan asla değişmez. Bakın, insanın ilk insandan bugüne tutum ve davranışları değişmiyor. Araçları değişiyor. Kullandığı eşyalar, aletler değişir. Yolu, yöntemi çeşitlenebilir. Yani eyvallah, buna bir şey demiyoruz ama İnsanın bak burada anlattığı, yani Cenab-ı Allah'ın işte yüzlerce yıl önce anlattığı veya daha binlerce yıl önce işte İsrailoğullarına şuna buna zaten anlattığını, bunları söylediğini, bu hususta onlardan söz aldığını söylüyor. Hiç değişmemişler, değişmemişiz yani. Aynısı adam kaçırmak, sürgün etmek, işte katletmek, nefret suçunda yarışmak, bunlar değişmemiş. İnsanlığın külliyen, köklü bir şekilde tevbe etmesi gerekiyor. Her zaman kendi nefsiyle, kendi hatalarıyla yüzleşmesi gerekiyor. Sürekli kendini kontrol etmesi gerekiyor. Ne aracılığıyla? Vahiy aracılığıyla arkadaşlar. Cenab-ı Allah lütfetmiş, onun kendisini sürekli sigaya çekebilmesi için bir araç, bir imkan, bir mikas olarak vahyi göndermiş. O da bir zahmet açsın, okusun ve kendini bir teste tabi tutsun. Ya bunlar çok çarpıcı ayetler hakikaten. Yani şu anda okurken ciddi anlamda böyle yani tesirinde kalıyorum. Kalmamak halde değil. Bütün güncel yaşadığımız zulümlerin, haksızlıkların, olumsuzlukların açık yansımalarını burada görebiliyorum. Görebiliyoruz, çok açık. Yani işte Kur'an bir icaz kabiliyetiyle bütün bunları sevgili arkadaşlar ne yapıyor? Böyle patır patır önümüze seri veriyor. Böyle yaparak ilahi kelamın bir kısmı inanıyor, diğer kısmı inkar mı ediyorsunuz? Evet, yani o zaman ne yapmış oluyor? Az önce dedik yani Müslümanız dedik ama uymadık yani. Dolayısıyla bir kısmına inandık, bir kısmına inanmadık. Teorik olarak hepsine inandık, pratik olarak inandıklarımızı hayata geçirmediğimiz için bir kısmına inanmamış olduk aslında. Yani bu kadar basit. Tam bir ikiyüzlülük hali, İsrailoğullarından bugüne uzanan bir tavır, bir çizgi ki yani tabii Salihullarından önce de insanın benzer tavır ve tutumları da olduğunu biz Kur'an kıssalarından açık bir şekilde görebiliyoruz.
Öyleyse bilin ki içinizden böyle yapanların karşılığı bu dünya hayatına zilletten, aşağılanmaktan. Çünkü hiçbir zaman değer görmeyecekler. İnsanlar korkarak onlara boyun eğebilirler, onlara değer vermezler asla. Bakın yani bunları karıştırmamalıyız birbirine. Birinin birine boyun eğmesi ona değer verdiği anlamına gelmiyor. Tamam muktedir bir şekilde ölebilir. Ama hiçbir zaman ne yaşadığı zaman takdirle anıldı, anılacaktır. Ne de öldükten sonra. Evet. Ve kıyamet günü en acıklı azaba uğratılmaktan başka bir şey olmayacaktır. Zira Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Neyse Allah sizin yaptıklarınızdan gaflette mi zannediyorsunuz? Rabbimiz her şeyi takip eden, görüp gözetleyen değil midir? Her şeyin kaydını tutmuyor mu farklı güçleri aracılığıyla? Ve önünüze ahiret günü koyacağını beyan etmiyor mu? Özellikle Mekki surelerde bunların çok çarpıcı bir şekilde peşi sıra sıralandığını, aktarıldığını görmüyor muyuz arkadaşlar? Görüyoruz. Çok tabii bir şekilde efendim insan bunları ne yapabilir? Algılayabilir. Ahiret hayatı karşılığında bu dünya hayatını satın alanlar var ya, işte böylelerinin azabı hafifletilmeyecek ve onlara yardım edilmeyecektir. Ne yaptılar? Bu dünya hayatını satın aldılar. İşte insanları sürgün ederek, malına mülküne konarak, coğrafyaları işte ele geçirdikleri zanlıyla, zenginleştikleri zanlıyla, güç ve iktidarlarını orada pekiştirdikleri zanlıyla böyle şeyler yaptılar. İnsanları sürgün ettiler, katlettiler, fidye aldılar, kendilerine tabi kıldılar. Mesela bugünkü, mesela sık sık bahsettiğimiz emek sömürüsü de bir rehin alma sürecidir ve fidye sürecidir arkadaşlar. Yani çok rahat bir şekilde bu kıyası yapabiliriz. İnsanları yoksulluğa, açlığa, sıkıntıya, çaresizliğe şey yaparsanız, mahkum edersiniz, onları rehin almış oluyorsunuz yani. Ve rehin aldığınız insan, çaresiz bırakılmış insan, çevresel imkanlardan yoksun bırakılmış insan ya da insanlar ne yapıyorlar? Artık size boyun eğiyorlar, eğmek zorunda kalıyorlar ama size değer vermiyorlar. Bakın, ilk fırsatta ayaklanacaklardır, ilk fırsatta isyan edeceklerdir. Değer vermiyorlar. Peki ne yapıyorlar? Siz onları ne yapıyorsunuz? İşte hani fidye karşılığı diyor ya mesela. Onların hani Marksist terminoloji üzerinden gidersek artı değerlerini ne yapıyorsunuz? Yağmalıyorsunuz. Çünkü kuşatılmış o insan mecburen size çalışıyor. Sizin işte emir ve isteklerinize boyun eğiyor. Siz onu yağmalıyorsunuz, onun alın terini, emeğini. Yani tümüyle bütün bir kapitalist düzen bu Kur'an'ın burada vurguladığı özün küresel manada sistematize edilmiş halinden başka nedir? 87'den devam edelim. Biz Musa'ya ilahi kelamı bahşettik ve birbir ardınca onu izleyen elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da hakikatin tüm kanıtlarını vahyettik. Ve onu kutsal ilham ile güçlendirdik. Ama ne zaman bir elçi hoşunuza gitmeyen bir şey getirdiyse küstahlıkta haddaşarak bir kısmını öldürdünüz ve diğerlerini yalanladınız. Öyle değil mi? Tabi Resulleri peş peşe Cenab-ı Allah gönderdiğini ifade ediyor. Ama hoşunuza gitmiyor tabii ki. Onların söylediği bir takım sözler getirdiği bir takım buyruklar sizin çıkarlarınızla çelişti. O zaman ne yapacaksınız? Onları reddedeceksiniz, onları yalanlayacaksınız ve en nihayetinde onları öldüreceksiniz. Bir öldürme ister manen gerçekleşir ister fiziken sevgili arkadaşlar. Ama onunla mesela bugün hani biz peygamberimize inanıyoruz Müslümanlar. Yani burada biz sevgili arkadaşlar yani iğneyi, çuvaldızı her şeyi kendimize batırmak durumundayız. Kur'an okuyan herkes bunu bir Yahudi'ye, bir Hristiyan'a, bir Budist'e veya bir ateiste, bir ne bileyim başka bir dine veya dinsizliğe inanan birine götürdüğümüzde de o kişi tabii ki birincil muhatap olarak kendini görecektir, görmelidir. Özellikle Müslümanlar yani biz Müslümanlar diyelim. Bunu okuyoruz. Burada muhatap biziz. Yani burada vay efendim bu İsrailoğullar için gelmiş. Vay görüyor musun işte bunlar ne alçaklıklar yapmışlar filan diye. Haşa yani onları eleştirip hatta bunu bir eğlence nesnesi durumuna getirmek gibi bir hadsizlikten uzak durmalıyız kesinlikle. Burada kendi nefsimizi sigaya çekmemizi istiyor mesela. Peygamberi nasıl öldürüyorsunuz?
Peygamberi yani olduğundan farklı böyle yücelikler, bir takım kutsiyetlikler için hapsederek öldürebilirsiniz mana. İlla fiziken öldürmeniz gerekmiyor. Onun misyonuna o kadar operasyon yapıyorsunuz ki, sayısız bidatları, hurafeleri dolduruyorsunuz ki, onu örnek alınmaktan çıkarıyorsunuz ki o kadar. Peygamber ölmüş oluyor o zaman ya. Size bir örneklik sunamıyor. Onun o pratiği, sahih örnekliği ki Kur'an'da diyor ya Üsvetun Hasen. Yani en güzel bir örneklikte oluşu artık sizin için hiçbir şey ifade etmiyor, etmeyecektir. Ve bir kez daha öldürmüş olacaksınız Resulleri. Ama onlar kalplerimiz zaten bilgiyle dolu derler. O çok da böyle kibirli bir duruşları var, tutumları var maalesef. Hayır, bilakis Allah onları hakikati kabullenmeyi reddettikleri için gözden çıkarmıştır. Aman Allah. Yani Allah'ın gözden çıkarması kadar bir insan için veya bir topluluk için kötü bir durum olabilir mi arkadaşlar? Yani Allah seni gözden çıkarmış yani. Başka hangi güç seni gözdesi yapsa onu telafi edebilir? Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Mümkün mü? Soruyorum sizlere. Değil yani, haşa. Allah'la kim boy ölçüşebilir bu manada? Zira onlar sadece basma kalıp birkaç şeye inanırlar. Aman Allah. Ya bizim Müslümanlar da, yani bizim tarihsel tecrübemiz de ve el an yaşamakta olduğumuz pratik de böyle değil mi? Yani basma kalıp bir takım şeylere inanırız. Allah'ın kitabı burada olduğu halde onu sorgulamak, onu işte anlamaya çalışmak, yani bununla bizim inandığımız, doğru zannettiğimiz şeyleri sorgulamak. Yani sorgulayın diyor Cenab-ı Allah. Sorgulacak bir akıl vermiş arkadaşlar. Bundan korkmayın. Ayetleri anlamaya çalışın. Şu mudur, bu mudur deyin. Bu ayetin mesajını ben kavrayamadım. Sen ne düşünüyorsun deyin. Başka kitaplara bakın filan filan. Ama yeter ki basma kalıp düşünceler etrafında kavrayışınızı kötürümleştirmeyin. Ne kadar büyük bir talihsizlik. Böyle bir nimetiniz var. İnsanlar olarak ve siz bunu kötürüm hale getiriyorsunuz. Basmak kalıp bir takım efendim öğretileri ne yapıyorsunuz? Sorgulamaksızın kabul ediyorsunuz. Vahiyden uzaklaşıyorsunuz, kopuyorsunuz. Ve ne zaman Allah katından onlara halen sahip oldukları hakikati tasdik eden bir yeni vahiy geldiyse, bakalım şimdi yeni bir durum oluşuyor. Daha önce hakikat inkara şartlanmış olanlara karşı üstün gelmek için yalvarıp yakardıklarını çarçabuk unutarak, daha önce tanıdıkları hakikati bu defa inkara kalkıştılar. Ve Allah'ın laneti hakikati inkar eden herkesin üzerinedir. Şimdi onların inandığı vahyi tasdik eden işte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani son peygamber ve onun vahyi, onun getirdiği vahiy geldi ama sırf burada kıskançlıktan dolayı bunu reddettiniz. Uzun lafın kısası. Halbuki diğer kafirlere, müşriklere, şunlara, bunlara karşı burada bir üstün pozisyonda olduğunu söylüyordunuz. İnandığınız değerden, vahiyden dolayı. Sonra tekrar gelecek. O da bizim inancımızı pekiştirecek. Bu üstünlüğümüz pekişecek diyordunuz. Ama bu sizin içinizden çıkmadığı için hemen geri döndünüz. Diyor ki Allah diyor, yani Allah'ın laneti hakikati inkar eden herkesin üzerinedir diyor arkadaşlar. Hakikate savaş açmış. Bile bile onu reddetmeye devam eden, reddetmekte olan herkese dönük bir lanet. Dolayısıyla burada bir kötücül pozisyonun efendim ikame edilmesi arkadaşlar, ısrarla savunulması durumundan bahsedebiliriz çok rahat bir şekilde. Şimdi buradan yine Müslümanların tabii ki çıkarması gereken kendi yaşadıkları dönemsellikte bir sürü dersler var sevgili arkadaşlar. Bütün Resullerin öğretileri elbette ki vahyin öğretisidir, tevhidin öğretisidir. Gelen her yeni Resul o öğreti zincirinin bir halkasıdır, geçmişteki halkaları tamamlayan, o zinciri bütünleyen bir halkasıdır. Dolayısıyla inancımızın, kavrayışımızın, imanımızın derinleşmesi, pekişmesi gerekirken düştüğümüz durumlara bakalım. Diyordu ya, basma kalıp bir takım şeylere
inanan durumlarımıza bakalım. Kendimizi yenilemeyen sevgili arkadaşlar. Vahiy nimetine karşı hala bir takım kavmi, etnik veya bir takım işte sosyal statüler, şunlar bunlar nedeniyle onları gerekçe göstererek işte üstünlük taslama gibi bir takım yanlış tutumlarımıza bakalım. Dolayısıyla bütün bunların hepsi hakikatin üzerini örten bir takım tutumlardır ve Rabbimiz tarafından kınanmaktadır sevgili arkadaşlar. Her yeni gelen vahiy bizim daha bir donanmamızı, efendim zulme, şirke, küfre karşı, haksızlığa karşı, kötülüklere karşı daha iyi pozisyon almamızı sağlamalıdır. Böyleyken yaptığımıza bakın. 90. ayetten devam edelim. Allah'ın lütfunu dilediği kuluna bahşetmesini kıskanarak Allah'ın indirdiği hakikati inkar etmeleri ve böylece kendilerini kaptırdıkları şu boş gurur ne kötü. Yani kıskançlık insanın temel saplantısı bu arkadaşlar. Bütün kavmiyetçiliklerin, yani burada da denk geldi aslında yeni sağ radikalizmin veçeleri diye Adorno'nun bir konuşması, iki tane konuşma daha doğrusu, geçmişin işlenmesi ne demektir diye bir konferansı var. Sağ radikalizmin veçeleri. Bu da bunun aslında modern bir izahı gibi düşünelim aslında. Bu ayetlerde yapılan vurguların modern izahları, yani merak edenler bakabilir. Efendim, onlar böylece Allah'ın gazabını tekrar tekrar hak ettiler. Ve o hakikati inkar edenler için hazırlanmış utanç verici bir azap vardır. Yani Allah şu peygamberi şu kişiye gönderir, buna gönderir. Yani bunun ne önemi var? Rabbimiz kimi elçi yaptıysa size düşen onun peşine düşmektir. Onun sözlerinin, efendim onun getirdiği mesajın peşine düşmektir. Öyle değil mi? Onu anlamaya çalışmaktır size düşen. Nitekim onlara Allah'ın indirdiğine inanın denildiğinde biz yalnızca bize indirile inanırız. Hayda. Biz kendi kavmiyetimizin efendim çıkarlarına, menfaatlerine odaklanırız. Kendi ilkelerimiz etrafında dönenip dururuz, takılırız filan filan. Diye cevap verirler ve zaten bildikleri bir gerçeği tasdik ve teyit eden bir hakikat bile olsa sonra gelen her haberi inkar ederler. Kendileri açık bir şekilde bunu bilseler, buna inansalar bile sırf kendi pozisyonlarını negatif bir aşamaya sürükleyeceğinden endişe ettikleri için, ki halbuki böyle bir şey yok. Onların konumlarını vahiy yükseltmek için gelmiyor mu? Onların cennetle efendim müjdelenebilmeleri, cennet vaadiyle müşerref olabilmeleri için gelmiyor mu? Ama yakın olanı düşünmekteler maalesef. Evet. De ki, madem gerçek müminler idiniz, de neden Allah'ın önceki peygamberlerini öldürdünüz? Neden? Yani niye böyle şeyler yaptınız? 92. Gerçekten Musa size hakikatin tüm kanıtlarıyla gelmişti ama onun yokluğunda hemen altın buzağa tapmaya başlamış ve böylece haince bir davranış içine girmiştiniz. Hatırlayın hemen Samiri olayı arkadaşlar. Yani bu böyle bir toplumsal, sosyolojik bir hastalık olarak İsrailoğullarının böyle yaptıklarını Kur'an-ı Kerim ayrıntılı bir şekilde müminlerin, mümin olmayanların gözleri önüne seriyor arkadaşlar. Yakini bir takım çıkarların nasıl asıl olması gereken inançların önüne geçtiğini, nasıl tevhidle, vahiyle sorgulayıcı bir süreçten sonra, kavrayışı öne çıkaran bir süreçten sonra tanışıp onunla efendim hemhal olup ona iman olma süreçleri olmadan bu işe dahil olmalarının böyle olumsuz sonuçlar yarattığını bize gösteriyor pek sarih bir şekilde. Dolayısıyla sizin inişli çıkışlı grafiğiniz, Müslüman olduğunuz ama gidip işte kapitalizme biat ettiniz. İşte Musevi olduğunuz işte buzağı ve onun sembolize ettiği kültüre döndünüz. İşte İsevi olduğunuz efendim bir takım putperestlikler, bir takım şirkler ürettiniz. Yani nasıl bir şeysiniz? Yani zihniyete sahip insanlarsınız. Niçin vermiş olduğunuz sözleri layıkıyla yerine getirmiyorsunuz da Rabbinize
verdiğiniz ahdi bozuyorsunuz. Kendi Müslümanlıkları. Mesela bizim hayatımızda Müslümanlığın ilkelerinin mi, mesela piyasa ilkelerinin mi, heva ve heves ilkelerinin mi arkadaşlar, şirk ve hurafe ilkelerinin mi egemen olduğunu, geçerli olduğunu sorgulayalım. Madde halinde bütün alanlarda yazalım. Ne kadar Kur'an ilkelerine bağlı olduğumuz sonuç çıkacak, ne kadar da diğer olumsuz efendim durumlara bağlı olduğumuz, o ilkelere bağlı olduğumuz çıkacak. Bunun hesabını yapalım. Evet. 93'ü de okuyalım ve bugünkü sohbetimizi bitirelim. Biz o zaman Sina Dağı'nı üzerinize şahit tutarak size emanet ettiğimiz şeye bütün gücünüzle sarılın ve ona kulak verin diyerek sizden kesin bir taahhüt almıştık. Bütün bu hatırlatmalara rağmen onlar dinledik ama itaat etmiyoruz derler. Zira hakikati reddetmeleri yüzünden bunların kalplerini altın buzağı sevgisi kaplamıştır. De ki, ne kötü şu inancınızın sizi yönelttiği şey, eğer gerçekten bir şeylere inanıyorsanız. Evet sevgili arkadaşlar, bir Sina Dağı'nı üzerinize şahit tutmuştuk diyor. Orada bir sembolik güçlü bir anlatım var. Size emanet ettiğimiz bu ilkelere bütünüyle sahip çıkın, sarılın, ona kulak verin. Eyvallah, bu konuda bir taahhüt almıştık ama siz de iştik ama itaat etmedik. Etmeyeceğiz diyorsun. Çok aleni, çok pervasızca bir karşı duruş. İşte diyor, bunu diyor böyle yaptığınız için kalbinizi diyor altın buzağı sevgisi kapladı. Vahyi reddederseniz, vahyin çizmiş olduğu yaşam tarzını reddederseniz güzelliklere maalesef ulaşamazsınız. Bu inancınızın diyor, sizi yönettiği şeyler diyor, ne kötüdür diyor Cenab-ı Allah. Bakın sevgili arkadaşlar. Halbuki Müslümana düşen işittik ve itaat ettik demek olmalı değil midir? Evet, bunlar ne diyorlar? Semi'na ve asayna. Müminler, semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Evet, vahiy ile bizim ilişkimiz bu şekilde olmalı, o itaat daimi olmalı, herhangi bir gerekçeyle o itaattan bir sapma mevzu bahis olmamalı arkadaşlar. Buradaki İsrailoğullarından bir kısım insanın ve topluluğun yapmış olduğu bu pervasızlık bizden uzak olmalıdır. Evet, bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İnşallah başka bir Nuh'un gemisi sohbetine buluşmak üzere. Selamünaleyküm, hoşça kalın.